İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kraliçe Anahit Kültü konferansında Batı Ermenistan mirasının korunmasının önemi vurgulandı, madalya ve kimlikler dağıtıldı. 61 aile kayıp yakınlarının akıbetini öğrenmek için Kızıl başvuruda bulundu. Batı Ermenistan'ın evlatları Alan Hovanes, 106 yıl sonra Bakü'de Ermeni nefreti ve Armenosid. Bakü bir terör devletidir. Bakü, Drakhtik mezarlığını yok etti. Mikail Badalyan, Ararat Krallığı hükümdarlarının bilinen isimleri. Eksan Provence'de Barış Konferansı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin inisiyatifiyle... 15 Eylül'de Yerevan'daki Double Tree by Hilton Oteli'nde Kraliçe Anahit Kültü konulu bir konferans düzenlendi. Etkinliğin başlangıcında Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Kapramyan bir açılış konuşması yaparak Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasının öncelikli önemine vurgu yaptı. Özellikle Ditsuhi Anahit kültünün Batı Ermenistan'daki etkisini sürdürdüğünü ve orada yaşayan Ermeniler için kutsal platonun derin ve sembolik önemine özel dikkat çekti. Etkinliğin sonunda Ulusal Konsey Başkanı Avraham Batı Ermenistan'daki vatandaşlarımıza ve milletvekillerimize vatanseverlik, özverili çalışma ve ulusal değerlerin korunmasından dolayı onur madalyaları takdim etti. Ayrıca Artsak'tan yerlerinden edilen soydaşlarımıza Batı Ermenistan vatandaşlık hakkı olan kimliklerini törenle teslim etti. Bu etkinlik Batı Ermenistan'la tarihi bağlarımızı güçlendirmenin önemli bir adımı olmasının yanı sıra nesiller arasındaki kopmaz bağın ve mirasımızın ölümsüz değerinin korunmasının gerekliliğini de vurguladı. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi bilgisine göre 2024 yılının Ocak-Haziran aylarında çatışmaların tırmanması sonucu ailelerin ayrılmasıyla ilgili olarak Yerevan ve Goris'teki ofislerimize yaklaşık 780 çağrı ve ziyaret gerçekleştirdik. Açıklamada 61 aile kayıp yakınlarının akıbetinin öğrenilmesi talebiyle bize başvurdu ve arama başvuru dilekçelerini sundular. Çatışmalarla ilgili olarak tutuklu bulunanlar ve aileleri arasında 275 sözlü, sesli ve yazılı Kızılaç mesajı paylaşıldı. Ayrıca Uluslararası Kızılaç Komitesi tutuklu kişileri düzenli olarak ziyaret ederek tutukluluk koşullarını ve tedavilerini gözlemliyor, yakınlarıyla iletişimlerinin sürdürülmesine katkıda bulunuyor ifadesine yer verildi. Alan Ovanes ünlü Amerikalı Ermeni klasik müzik bestecisidir. Özgün bir sanatçı olarak 20. yüzyıl Amerikasında büyük ün kazandı. Gerçek adı Alan Çakmakçıyan olan Alan Ovanes 1911'de Boston, Massachusetts'in Somerville banyosunda doğdu. Babası Aslen Kilikyan'ın Adana şehrinden, annesi ise İskoç kökenli Amerikalı bir kadındı. Alan Ovanes, Amerikan klasik müziği arenasında kompozisyon yenilikleriyle ünlendi. Olağanüstü yeteneği ve yüzlerce eser yaratmasının yanı sıra kendi deyimiyle binlerce eseri kendisi yapmıştır. Ermeni mirası ile Hindistan ve Kore'ye gezilerinin etkisiyle yeni oryantal melodiler getirmesiyle de tanınmaktadır. 106 yıl önce Bakü'de Ermeniler tarihinin en karanlık sayfalarından birini yaşadılar. 15 Eylül 1918'de Türk-Azerbaycan birlikleri 3 gün boyunca Ermeni katliamı, şiddet ve yağmaların yaşandığı Bakü'yü işgal etti. Bakü'deki Ermenilerin gerçek sayısı 100 bini aşabilir ve istatistiğin ayrıntıları 30 binden fazla Ermeninin katledildiğini ve yağmalandığını gösteriyor bu vahşi saldırı 1905 katliamından sonraki ikinci saldırıydı ama daha büyük çaptaydı. O zamandan beri Ermeni nefreti Azerbaycan'ın devlet politikasının bir parçası haline geldi. 1990 yılında Bakü'de yeniden bir katliam yaşandı ve bugün Gartman, Şirvan ve Nahçıvan'da Ermeni kültür ortamı tehdit altında. Tarih, geçmiş tanıklıkların Ermenileri kurtarmadığını gösteriyor. Dolayısıyla hem 1988-1992 olaylarını hem de 2020-2023'te Artsak'ta işlenen savaş suçlarını kınamak için somut eylemlere ihtiyaç var. Bakü, 13 Eylül 2022'de Artsak topraklarında geniş çaplı askeri operasyonlar başlatarak politikasının askeri güç kullanma, insan haklarını ve toprak bütünlüğünü göz ardı etme elkesini paylaştığını kanıtladı. Bakü 1988 Sumgayit'te Ermenilere uygulanan soykırımdan, 1992 Maraga katliamına, 2016 Nisan Savaşı'nda, 2020 44 gün savaşında, 2022 Eylül savaşına ve 2023 Arsak'taki etnik temizliğe kadar tarihinde hep böyle diktatörlük politikası kullanmıştır. Bu gerçekler Bakü'nün davranışının insan haklarının temel ilkeleriyle çeliştiğini kanıtlıyor. Bu nedenle Bakü'ye karşı mücadele etmenin tek etkili yolu, onu uluslararası hukukta belirlenen tüm sonuçlarıyla birlikte uluslararası düzeyde terör devleti ilan etmektir. Gartman, Şirvan, Nakçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Doğu Ermenistan'ın savunması için şehit düşen askerlerin anısını saygıyla anıyor ve uluslararası toplumdan Azerbaycan'ın saldırganlığına karşı uygun bir yanıt talep ediyor. İşgal altındaki Artsah topraklarında Bakü, Ermeni mezarları hakkında misilleme yapmaya, onları yok etmeye, Ermeni izlerini ortadan kaldırmaya başladı. Azerbaycan tarafı Artsah'ın Hadrut ilçesine bağlı Dırakhtık köyünün mezarlığını tamamen tahrip etti. Köy, 2020 yılındaki 44 gün savaşı sırasında Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiştir. 2023 yılında elde edilen uydu görüntülerinden mezarlığın tamamen yok olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mezarlık alanında bulunan ve yine yıkılan taziye evi Google Earth'te yapay olarak cami olarak işaretleniyor. Urartolog Mikael Badalyan Facebook sayfasında şunları yazdı. Rusayı haya olarak adlandırıyorlardı. Ararat Krallığının hükümdarlarının şu isimlerini biliyoruz: Aramu, Sarduri, İşpuini, Menua, Argişti, Rusa, Melartua, Elimena. Birinci Sarduri olarak anılan kişinin babasının Lutipri olduğu ayrıca kanıtlanmıştır. Ancak Urartu ve Asur çivi yazılı yazıtlar en azından Urartu krallarından. Sarduri oğlu Rusa ve Argişti oğlu Rusa'nın farklı şekilde adlandırıldığını kanıtlıyor. Bu nedenle Sarduri oğlu Rusa kendisine Vedipri adını verir. Bunu ayrı bir yayında konuşabiliriz. İlginçtir ki Asur krallarından Eser Hatton, Güneş Tanrısı Şamaş'a gönderdiği mesajlardan birinde Haya adını verdikleri Rusa'nın Şupriya'ya saldırıp saldırmayacağını sorar. Başka bir de işte Rusa Argişti oğluna Haya deniyordu. Burada açıkça Ararat Krallığı'nın son güçlü hükümdarlarından biri olan Eser çağdaşı Rusa Argişti'nin oğlundan bahsediyoruz. Bu belgede Ararat ülkesinin krallarının bir takma ad veya tamamen farklı bir isme sahip olabileceğini ancak esas olarak kraliyet güçlerinin meşruiyetini belirtmek için farklı bir isim kullandıklarını kanıtlıyor ekte Rusa Argiştin'in oğlunun Bastam'da bulunan mührünün restore edilmiş bir resmi bulunmaktadır. Eksan Provence'da Ermeni milletinin geçmiş ve güncel sorunlarının ele alındığı bir barış konferansı 26 Eylül 2024'te düzenlenecek. Etkinlik en önemli tarihi ve güncel konuların tartışılacağı Ermeni milletinin geleceği nedir başlıklı bir konferansla açılacak. 1894-1923 yılları arasında Batı Ermenistan Ermenileri birbirlerini takip eden 3 Türk hükümetinin gerçekleştirdiği soykırımın, Arminosid'in kurbanı oldu. Bu korkunç olaylar aralarında Ermenistan Sonsuz Soykırım ve Dünyanın Çürümesi kitabının yazarı tarihçi Vincent Duclert'in de bulunduğu pek çok konuşmacı tarafından tartışılacak. Tarihçi kitabında Ermeni sorununu çözmenin önemine ve soykırımın Armenosid'in Ermeni ulusu üzerinde devam eden etkisine değiniyor. Etkinliğe Azerbaycan'ın 2023 yılında Arsak'ta gerçekleştirdiği Ermeni soykırımı Armenosid'e dikkat çeken tartışmalara katkıda bulunacak Armenologlar ve tarihçiler de davet ediliyor. Konferansa Senatör Brigitte Devaza ve Vartan Simonyan ev sahipliği yapacak konuşmacılar arasında Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı ve ayrıca Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Armenak Abrahamyan da yer alacak. Soykırımdan, Armenositten sağ kurtulan nesillerin ve tüm Ermeni ulusunun geleceğini yeni zorluklar bağlamında tartışacaklar. Konferans La Manifiktür Amfiteatrosu'nda gerçekleşecek. Etkinlik saat 18'de müzik konseriyle açılacak, konferans ise saat 19'da başlayacak. Bu etkinlik barış ve adaletin sağlanması, aynı zamanda Ermeni halkının devam eden mücadelesinin anılması ve gelecekteki sorunların tartışılması için önemli bir platformdur. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.